Bunu ayrıca soruyorum. Ee, olası bir erken seçim ekonomide iyi şeyler çıkarır mı? Kesinlikle kötü. Kesinlikle, Kesinlikle kötü. Kesinlikle kötü. Mevcut iktidarın bu işi toparlaması gerekiyor. Şimdi soracağım. bakın, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir işletme Düşünün. Kötü durumda. Uh -huh. Ona talip olanın talip olanın ya yapacağı bir şey vardır. Ben burayı böyle 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 yapacağım. Uh -huh. İşte pazarlama şu, işte bu yaparım, şunu yaparım. Bunu ben altı ayda bir senede işte hale getiririm deyip devralması lazım. Veyahut da ben bunu alırım, kalanını da ben yerim. Ölürü biter demesi lazım. Uh -huh. İki tane şık. Şimdi muhalefetin şunu söylemesi lazım. Ben bu iktidara talibim. Şimdi bir birey 80 milyonu idare edemez. Şimdi muhalefetten birisi başbakan olsun. Hı hı. Onun kutlamaları 6 ay sürer. O varsayım. Varsa, sürmez. 6 ay sürer. O kutlamaları. Hı, hı. İşlev, işlevsiz hale getirirler. Şimdi sistem yok çünkü. Sistem olsa bir sene sürsün. Çünkü o yetki. Hı hı. Yani sadece imza yetkisi. Yani temsil yetkisinde olsa. Ama biz şimdi kalkmışız. İşte muhalefet partisindeki insanlar bunu böyle yapacağım şunu. Ya boş verin Nasıl yapacaksın? Kiminle yapacaksın? Kiminle? Koysunlar bakalım ya. Şu milletvek bakanlar kim olacak? Hı hı. İktidara geldiklerinde... Kim adalet bakanı olacak? Kim maliye bakanı olacak? Kim sağlık bakanı olacak? Kim Milli eğitim bakanı olacak? Ya bunu politik olarak açıklamadıklarını düşünüyorum. Çünkü niye seçim tarihi belli ya değil. olmaz öyle şey ya. Bence de. Olmaz Aa, öyle seçim şey. Seçim tarihi belli olmadığı olmaz için. Olmaz öyle şey. Seçim tarihi, politikası falan yok. Bu ülkeyi muhalefet liderleri yönetmeyecek. Kadrolar yönetecek. O ya kadroların isimlerini verecekler. Sonuçta şu da var. 20 yıldır, 15 yıldır mecliste olan milletvekilleri var aynı evet. koltuklarda ve bugün çıkıp diyorlar ki iktidar olacağız. E, 20 yıldır. Niye Onlar olmadı? iktidar olma derdini nedir kardeşim? Onların derdi şu. Bunlar gidecek, biz geleceğiz. Evet. Onlar iktidar arılma derdinde olsalardı sınıfta kalan sınıfı geçmek için çaba sarf ederdi. Hı, hı. İktidar olmak için nerede çaba sarf etmişler? Bu ülkede benim yaşım 61. 61 hemen hemen 45 senedir hep biz geçmişi konuştuk. Hep dünü konuştuk. ülkede yarının konuşulduğunu hiç bilmiyorum ben. Yarını konuşmadığımız için bugünlerde hep dün oluyor. Hep dün oluyor. O öyle dedi, bu böyle dedi, bu böyle. Olmaz. İktidara gelecek olan insanın reçetesi olacak elinde. Reçetesi olacak, onun çözecek insanlar da olacak. Bunlar Bunlar demin dediğim gibi bilgiyle bilgiyle tecrübeyi yan yana getirilmeden hiçbir şey çözülmez. Biz tecrübe sahibiz. Üreten olarak da tecrübe sahibiz. Tarımı çiftçi çözer. Bilgiyle yan yana gelirse daha çabuk çözülür. Liyakattan bahsediyoruz yani. Aynen liyakat şey, liyakat. yok Türkiye'de ya. Nerede yani? Olursa diyorsunuz ki düzelecek. Herkes işini Bak, yaparsa. Tecrübeyle hı hı bilgi yan yana gelirse dallarında adam avukat kalkmış bilmem ne oluyor adam avukat devletin işte milletvekili adam bilmem bilmem ne komisyonda bilmem ne komisyonda ne anlarsın kardeşim Bir de milletvekilleri milletvekillik milletvekili dediğin şey nedir kardeşim gidecek seçilmiş olduğu bölgenin menfaatlerini koruyacak mecliste